zamanlarda sıkça duyduğumuz bir kelime var, stil danışmanı. Peki stil danışmanı nedir, neler yapar? İşte tüm bu soruların cevabı. Hepimizin sıkça duyduğu stil danışmanı nedir? Neye yarar? İnsanlar neden sürekli stil danışmanıyla çalışma ihtiyacı duyar? Yanımda bulunan stil danışmanı Naz tek baştan hepsini öğreneceğim. Sürekli duyuyoruz ama herkes, hepimiz bilsin istiyorum. Stil danışmanı nedir? Önce bundan bahseder misin? Stil danışmanı şu, aslında stiline danıştığın kişi. Yani tam olarak cümlenin tamamı. Ekran karşısındaki olan isimlerle tabii ki daha sık çalışıyoruz. Bunun dışında iş temposu çok yoğun olan özellikle kadınlar diye düşünme, daha fazla erkekler çok ihtiyaç duyuyor stil danışmanlarına. Peki ona nasıl yön veriyorsunuz? Diyelim ki farklı farklı karakterler, nasıl bildireceğinize nasıl karar veriyorsunuz? Şöyle, ilk başta senaryo geldikten sonra zaten karakterin ne olduğu, ne yaptığı, nasıl giyinebileceği az çok çıkıyor. Çünkü gelir seviyesi belli, oturduğu ev belli, o belli, bu belli. Derken ilk başta biz bir karakter analizi yapıyoruz. Bir stil danışmanı oyuncular dışında tabii sunucular, spikerler, onları da giydiriyor. Bunlarda nasıl bir yol izliyorsunuz? Bir sunucuyu giydirdiğinizde siz kendi isminizle ekran karşındasınız. Yani kendi stilinizi yansıtmak durumundasınız. O noktada bizler aslında biraz daha sizi en iyi gösterecek şekilde kombinler yapmaya çalışıyoruz. Ekran karşısında olduğunuz iş de çok mühim. Çünkü yaptığınız işe entegre gitmesi lazım kostümde. Atıyorum biraz daha halkın içinden biraz daha üzgün programlar sunuyoruz. Orada rengarenk, cıvıl cıvıl, kırmızılar, turuncuların olmaması lazım. Son dönemlerde sadelik çok moda, doğallık çok moda. Evet, peki mesela bir partiye giderken neler giymeliyiz? İş görüşmesine giderken neler giymeliyiz? Beraber birazcık kombin yapalım mı? Hadi yapalım. Diyelim ki iş yemeğine gidiyoruz. Nasıl bir kombin yapmalıyız? Şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bunun iki boyu var. Böyle bir elbise. Evet. Şimdi hakikaten mini. Bunun üstüne bir tane ceket attık diyelim. Bu bir blazer ceket olabilir, bir deri ceket olabilir. Aslında biraz tada ve ana göre değişir. Böyle bir şey giydik ama ciddi bir iş yemeğindeyiz. Senin giydiğin gibi bir çorap. Hemen altına giyilebilir. Altına spor ayakkabı da giyilebilir. Bir yağlı çizmesi giyilebilir. Ya da çok şık olmak istiyoruz, bir stiletto da giyilebilir. Ama bu kadar kısa bir şeyi iş yemeğine giderken ben çoraplı görmek isterim her zaman. Partiye gitmek istiyoruz. Burada bir ışıl ışıl. Tabii bunları görünce direkt partiler geliyor aklınıza, değil mi? Aynen öyle. Ya bunlar artık çok fazla kullanılıyor Müge. Yani hakikaten iddialı parçalar, evet, çok seviyor ama mesela böyle bir şey giydiğimiz zaman hemen bulayım, çok tatlı bir tişörtümüz vardı. Bunu üstüne biraz bir tişörtle sadeleştirebiliriz. Bunun altına topuklu giysek de artık bu tişört işi sporlaştırmış oluyor. Ha, biraz fazla tona ton. Bunlar hani çok pembe tonları. Üstüne siyah ya da beyaz bir şey tercih edersek çok daha dikkati buraya çekmiş oluruz. Artık ceket, pantolon, takımlar çok çok tercih ediliyor biliyorsun. Bu hakikaten çılgın bir desen, zor bir ürün ama içinde bir beyaz tişört, ayağına bir spor ayakkabı gerçekten gündelikte kullanabilirsin. Peki nasıl aksesuarlar tercih etmeliyiz kombinlerimizde, gündelik hayatta ya da akşam çok özel bir davete gidiyorsak? Şöyle, bir kere aksesuarsızlığa çok karşıyım. Ten rengine göre, biraz saçına göre, biraz tavrına göre gümüşler, goldlar ki artık yaşasın bir arada kullanılabiliyor hepsi. Ama aksesuarsız kesinlikle çıkılmamalı. Sabah daha ufak takılar mı? Hayır. Giydiğin şeye göre değişir. Benim gibi dümdüz siyah bir elbise giydiysek eğer hakikaten biraz daha abartılı takılar takabiliriz ki bu kadar düz bir şeyi hareketlendirebilelim diye. Ama biraz önce gösterdiğimiz bu tarz kumaşlarla bir kombin yaptıysak biz o zaman aksesuarı çok minimalde, çok az da tutmak lazım. Çünkü bu zaten yeteri kadar yorucu. Üstüne fazla takı işi daha çok yorar.
aslında sezon açılırken defilelerden neyin geleceğini hissediyor oluyorsun ama neyin yoğunlukla kullanılacağı hakikaten yıl içinde değişebiliyor. Şimdi mesela payetler her yerde, saten efektler her yerde, animal print diyoruz her yerde, kış ceketleri senin gösterdiğin gibi çok fazla detay eklenmeye başladı. Burada payetlerden de bahsettik. Payet ceketler. Evet. Geçen seneden beri zaten giden bu bamba çılgınlığı var. Evet. Hangi mağazaya girsek leoparlar, yılanlar, bunlar ne kadar süre trend olmaya devam edecek? Valla bence çok uzun süre devam edecek ama ne olur, desenli herhangi bir şeyle desenli herhangi bir şeyi kombinlemek zordur. Eğer bu konuda kendinize çok güvenmiyorsanız, her zaman söylüyoruz yani ben çok iyi yapıyorum bu işi demiyorsan, leopar bir desen giydiğin zaman her zaman düze kaçmak çok güzeldir. Siz de kendinize önem veriyor ve gardırobunuzun başında saatler geçirmek istemiyorsanız stil danışmanıyla çalışabilirsiniz. Ben şimdi sizler için son olarak birkaç doğru kombin denemek istiyorum.